İstiklal Caddesi'nde 6 kişi hayatını kaybetti geçtiğimiz hafta pazar günü yaşanan patlamada. 81 kişi de yaralandı bu patlamada. Terör saldırısına ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Az önce başlıklarımızda sizlerle paylaşmıştık bunu. Peki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili ayrıntılar neler? Hemen İlkay Dikici'ye dönelim ve bu ayrıntıları İlkay'dan alalım. Evet, yarın bir hafta olacak İlkay bu korkunç patlamanın ardından yaşananları hepimiz yakından takip ediyoruz. 2 kişinin daha gözaltına alındığı haberini verdik. Detaylarını da senden alalım. Oylum, şu anda gelen son dakika bilgisine göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bilgiye göre olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alındı. İlk sayı 2 idi. Bu sayı 8'e yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bu son dakika bilgisine göre olayla bağlantıları olduğu tespit edilen 8 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyordu. Geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Olayın yaşandığı o ilk andan beri şu anda da gözaltı İstanbul'da gözaltı sayısı 8'e yükseldi. İlk başlatılan operasyonlar sonrasında güvenlik kameraları incelenmişti ve aslında kilit noktada yer alan isimler vardı. Ahlam Elbaşir, saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Elbaşir ve beraberindeki Bilal Hasan'ın Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmişlerdi ve bu gözaltına alınanlar arasında bu sınırdaki geçişi koordine eden kişi de yer alıyor. Aynı zamanda şu andaki bu elimize gelen son dakika bilgisiyle birlikte gözaltı sayısı 8'e yükseldi ve konuyla ilgili yakalanan kişilerden bu 8 kişiden biri adli makamlara sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sorgusu tamamlandı ve adli makamlara sevk edildi. Aynı zamanda Hüsam Kod adlı terörist de gözaltına alınmıştı ve bu noktada İstanbul'a yeni geldi ve İstanbul'a ne zaman gelip ne zaman geleceği merakla bekleniyordu. Bu Hüsam Kod adlı terörist de İstanbul'a yeni geldi. İstanbul'da şu anda onun da işlemleri devam ediyor. Aynı zamanda bugün bir başka yeni gelişme ise bombanın içeriğiyle alakalı aslında bir yeni gelişme var. O noktada da Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sonrasında olay mahallindeki delilleri toplaması sonrasında bombanın çeşitli materyallerle güçlendirildiği tespit edildi. O materyaller arasında oltalara takılan kurşun ağırlıklar, aynı zamanda çeşitli çiviler ve metal parçalarla bombanın güçlendirildiği tespit edildi ve aynı zamanda patlama noktasında da hem TNT hem de nitroselüloz parçalarının da bulunması da tabii bu noktada ekipler tarafından dikkat çekilmiş oldu. Son dakika gelişmesini tekrar hatırlatacak olursak Oylum Talu, 8 kişi bu yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi daha İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evet, İlkay Dikici, teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Bu patlamayla ilgili tüm hafta boyunca detayları sizlere aktardık ve aktarmaya devam ediyoruz. Çünkü her bir geçen gün patlamanın detaylarına dair daha fazla bilgi alıyoruz, daha fazla bilgilendiriliyoruz. Biz de sizlerle paylaşıyoruz bu bilgileri. Az önce İlkay'ın da aktardığı gibi bir son dakika gelişmesi, gözaltı sayısı 8'e yükseldi.